Kadınların bir araya gelerek sohbet eşliğinde kek börek yediği kabul günleri çok yaygın. Doktor Ender Saraç o buluşmalarda sunulan içi karbonhidrat yüklü tabaklarla ilgili ilginç bir benzetme yaptı. Kabul günlerine katılır mısınız, bu kısır günü, börek, altın günü? Biz İzmitliyiz, İzmit'te katılıyoruz tabii. He, gidiyoruz. En çok ne yiyorsunuz o tabaklarda? Salatalar, hamur işleri, börekler, tatlılar. Kadınların sosyalleşme alanlarından biri de kabul günleri. Senin oğlan evlendi mi, kız iş buldu mu, torun ne zaman doğacak soruları eşliğinde kekler, börekler, pastalar, çörekler yenir ama o tabaklarda çok büyük bir tehlike gizli. Tehlikenin adı şeker hastalığı, obezite, kalp rahatsızlıkları ve daha fazlası. Yüksek tansiyon, pıhtı atması, felç, bazı kanser türleri, karaciğer ciddi yağlanması ve hastalığı, safra taşı, yüksek tansiyon, daha ne olsun? Yedikten sonra pişmanlık mı oluyor? Pişmanlık oluyor tabii. Niye o kadar börek yedin? Yani. Uzman doktor Ender Saraç, kadınların pasta börek yediği o buluşmaları intihar girişimi olarak değerlendiriyor. Japonlar kılıcı alıp bir anda intihar ediyorlar. Bizim hanımlarımız da bu kabul gününde aşırı yüksek glisemik indeksle beslenerek tatlılar, hamur işleri, börekler, çörekler, şekerli, mısır şuruplu gıdalar derken o yavaş 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 bir intihara gidiyor. Aynen öyle, doğru söylüyor. Evet, hamur, ne dersin? Bence de öyle. Bence de öyle. Ya tabii ki bir yandan onu kışın yiyoruz, yiyoruz. Bu sefer ne yaz geldi mi vermeye çalışıyoruz. Diyetisyene gidelim, spora gidelim. Gençlikte yapıyorduk ama şimdi yapmıyoruz. Şeker hastası, tansiyon hastası, kalp hastası hepsi var. Zeynep 5 çeşit yaptı. Ben 7 çeşit yapabilirim. Fatma'nın keki kabarmadı. Ben daha güzelini pişirebilirim derken masadaki çeşitler artıyor. Tabii ki alınan kaloriler de, bu da hastalıkları beraberinde getiriyor. Kan şekeri o kadar fırlatılıyor ki bu kızarmış sigara börekleri, su börekleri, kızarmış hamurlu tatlar, kekler, börekler, poğaçalar, aşırı yağlı gıdalar, hatta daha da büyük bir hata, zaten bunlar yeniyor, hamur işi. Bir de bunların yanında şeker eklenmiş çaylar, kahveler, hatta şeker eklenmiş meyve suları gibi içeceklerle kan şekeri iyice fırlıyor. Bu intihar değil de nedir? Peki o tabaklarda çeşit çeşit hamur işi yerine ne olmalı? Mesela çılbır harika bir ikramdır. Bolcana taze yoğurt, üzerine güzel bir yumurta, sırf protein doludur. Onun üzerine biraz sumak, birazcık belki yağ kızdırılabilir az bir şekilde, bol acı biber, şahane de sebzeli, mantarlı omletler. Özellikle yumurta diyoruz. Bir de peynir, az yağlı peynirler. Başta çökelek peyniri, mozzarella, taze dil peyniri, az yağlı taze beyaz peynir gibi bolca peynir. Tepeleme bir yeşillik, sivri biberler, rokatere, turp, kuzu kulağı gibi. Ama en güzel tatlı kışın fırında meyve, elma tatlısı, armut tatlısı veya meyve salatalı. Doğu Karadenizlisiniz, fındık koyun. Anteplisiniz, Antep fıstığı koyun. Egelisiniz, ceviz koyun. Yürüyüş, bol su ve kabul günlerini sağlık gününe çevirelim. Yavaş bir intihar günü olmaktan çıksın, size güveniyorum.